Bu bir şey, yani benzetme, başka bir anlam çıkartmasınlar. Sanki Özgür Özel AK Parti'deki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'deki izdüşümü gibi refleks verdi. İmamoğlu da bir dönem AK Parti'deki Davutoğlu gibi davrandı bu meselede. Neyi kastettiğimi de açabiliriz. Ama tabii Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'deki sığınmacılara mülteci statüsü verelim dedi. Bu dursun arkadaşlar işte. Dediği yer burası. Yani bu fotoğraf üzerine, bu fotoğrafı görmeden, bu fotoğrafa bir anlam yüklemeden, bunu konuşmadan o cümleyi anlayamayız yani. Anlamamız için şimdi orada Feridun Sinirlioğlu var. Türkiye'nin bir dönemleri Washington Büyükelçisi, ara dönemde BM Dışişleri Bakanlığı, sonra en temsilcisi. son BM'deki daimi temsilcisi. Hemen ortada bir önceki dönem Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ve yanında da İstanbul Belediye Başkanı. Şimdi bu fotoğraf bize Batı'ya müzahir kadronun fotoğrafı olarak yansıyor. Doğru mu? Şimdi bu önemli. Çok önemli bir hatırlatma yaptım. Bunun açıklamaları da var Turgay. Kayıtlarda geçirmiştim ben zamanında. Avrupa Birliği'nin Avrupa Komisyonu'nun hatta Avrupa Parlamentosu'nun temsilcilerinin şu ifadeleri var. Türkiye'deki sığınmacılar için en iyisi, bak bu onların ağzından çıkarıyor. En iyisi Türkiye'de kalmalarıdır. Kalmaları. Böyle Türkiye'de bir anlaşma da kalmaları yapıldı için zaten. ve entegrasyonu için elimizden geleni yapmalıyız Avrupa Birliği olarak. Bak bunu defalarca söylediler. Ve bunun için de zaten işte hani Sayın Davutoğlu'nun o Anladım. geri kabul anlaşmasını imzaladığı zaman 3 artı 3, 6 milyar euro bize para verecekler dediği mesele de buydu. Buydu. Ve yine bugünlerde Ekrem İmamoğlu'nun hemen seçimlerden hemen sonra sığınmacılara dönük çalışmalar da oldu. Avrupa Birliği fonlarından Destek almak için. yararlanarak efendim Destek almak ha, için herhalde. evet, uygulamalar yaptığını yani geçici koruma altındaki sığınmacıların İstanbul'da ve Türkiye'de kalmaları için destek entegrasyon programlarına çalıştığını gördük. Bu önceden yoktu. Yeni yeni oluyor. Bir önceki seçimde yoktu. Tam Yoktu, tel. evet. Şimdi bu doğru mu yanlış mı meselesinden cevap vermeden önce şunu da söylemem lazım. Bunun iz düşümü AK Parti'de de var. AK Parti'de çok önemli aktörler Avrupa Birliği fonlarını kullanarak geçici koruma altındaki sığınmacıların entegrasyonunun sağlanması gerektiğini hem en üst makamlarda anlatıyorlar hem de kamuoyuna da anlatıyorlar. Bu anlatmanın sonucudur ki bir takım projeler gelişti. Yani hani deniyor ya sağlıkta bedava hizmet alıyorlar. Yok Yo, aslında Avrupa Avrupa Birliği Birliği'nin verdiği fonlardan kart veriliyor. kart veriliyor. O kartla sağlık hizmeti alıyor. Ondan bir fon kesintisi oluyor. Avrupa Birliği'nin fondan belli bir şey aktarılıyor. Yine işte efendim eğitim yardımıdır, gıda yardımıdır diye. Şimdi şuraya geleceğim. Geçici koruma altındaki sığınmacıları mülteci statüsüne sokmak bir daha onların geri dönmesinin önüne geçmektir. Bu nedir? Bu Avrupa Birliği'nin tam istediği, senin çizdiğin yer var ya, burayı altını çizince söylememiz lazım. Bir yeri boşaltırsanız oraya birisi yerleşir. Yani boşluk kabul etmez. Öyle oldu mu? Oldu. Olunca ne oldu? Bizim istemediğimiz, bize müzahir olmayan bir yapı oluştu. PYD, YPG. Ama biz bu fotoğrafla beraber aynı anlarda yani Alman Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldiği gün bizim Cumhurbaşkanımız Irak'a gitti. Önce Bağdat'a sonra Erbil'e gitti ve şu tartışma oldu. Oradaki yapılan anlaşmalarla birlikte Irak'tan PKK'yı, terör örgütü PKK'yı söküp atma üzerine bir şey. Ama bu tartışmalar sırasında Suriye'deki PKK'nın ne olacağına dair biz bir şey bilmiyoruz. Eğer bu fotoğrafın gereği efendim
İmamoğlu'nun ya onların mülteci statüsü verelim kalsınlar dediği meseleye hükümet politikası olarak da biz görürsek, yani AK Parti'nin bir kanadının bunu çok hevesli olduğunu biliyoruz. Hükümet politikası olarak görürsek biz şununla karşı karşıya kalırız. Ben şimdi kendimi biraz daha yani şu yarın başına kadar da atmış olayım. Yarın bir gün Irak'tan Amerika'nın da başına ödül koyduğu PKK'lıları tepelersek, tasfiye edersek, yok edersek, Irak'ta PKK hiç işlem hareket edemeyecek hale gelirse, hatta Talabani de buna ikna edersek Amerikalılarla beraber de, ama Suriye'deki PYD'yi de kendimize müzahir sanıp yedeğimize aldığımızı düşünüp öyle bir sanrıyla hareket edersek, orada İmamoğlu da kazanmış olur, Abdullah Behti kazanmış olur, Feridun Sinirlioğlu da kazanmış olur, AK Parti'nin içerisindeki bir kanat da kazanmış olur. Türkiye kazanmış olur mu onu bilmem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.